Türk ekonomisi son 10 yılda geçtiğimiz döneme göre büyük bir büyüme kaydetti. Bu mali iyileşme Ankara'nın uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasında etkili oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu kalkınmada en önemli rollerden birine sahip. Öte yandan ülke ekonomisi bazı zayıflama sinyalleri de veriyor. Son dönemde patlak veren yolsuzluk skandalları ve halk protestoları diğer kalkınmakta olan ülkelerde yaşandığı gibi Türkiye'de de piyasalarda tedirginliğe ve faiz oranlarında dalgalanmalara yol açtı. Uzmanlara göre Türk ekonomisinin yumuşak karnı cari açık. Bireylerin toplam kredi borcu yaklaşık 343 milyar lira ve 2014'ün ilk yarısında borcunu hiç ödeyemeyen yaklaşık 645 bin kişi var. Allah'a şükür yani eskiden de önceden daha kötüydü. Şu anda işte daha iyi mesela. Daha iyi abi. Bana göre iyi bir yolda değiliz. İyi bir yolda değiliz. Peki sizin mesela borcunuz var mı? Var tabii ki. Var. Var. Yani her esnaf gibi bizim de borcumuz var. Yani olmaması mümkün değil zaten. Kendi kapitaline dönen kaç tane esnaf var? Yani illaki ama bankaya, ama vergi dairesine, ama SGK'ya. Her bir yere bir borcun yani, o da bir borcun. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %4.3 seviyesinde önemli bir büyüme kaydetti. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bu büyüme verisinin tahminlerin ötesinde gerçekleştiğini bildirdi. Ancak bu olumlu rakamlara rağmen Türkiye ekonomisinin zayıf yönleri de mevcut. Örneğin ülkenin yabancı yatırımlara bağımlılığı temel problemlerin başında geliyor. Amerikan Merkez Bankası şimdi faizleri ne zaman artacağını konuşmaya başladı. Bu tabii önemli çünkü önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde faizlerin artmaya başladığını göreceğiz. O da tabii Türkiye'de faizleri yukarı doğru çekmeye başlayacak. Daha az fon gelmeye başlayacak. Daha önce gelmiş olan fonlar çıkmaya başlayacak. Bu siyasi ortamda siyasetçilerin ihtiyacı yüksek ekonomik büyüme ama bunu sağlayacak fon girişi yok. Büyüme ve refahın devam etmesini amaçlayan AK Parti hükümeti politika faiz oranının düşük seviyede kalması için Merkez Bankası'nın yönlendirme girişiminde bulundu. Bu kapsamda Temmuz ayında %9.3 ile yükselişe geçen enflasyonun dizginlenmesi de hedeflendi. Hükümetin Merkez Bankası'na müdahalesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın arasının açılmasına yol açtı. Ki önümüzdeki günlerde eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa ekonomi politikasında köklü değişiklikler yapacağı işaretini veriyor. Ne anlamda köklü değişiklikler? Bunlar üretime, sanayiye ve dışa açık ihracata dayalı bir ekonomi çerçevesini Erdoğan geliştireceğini söylüyor. Faizlerin bu anlamda düşmesini istiyor. Ve böyle olunca işsizliğin daha da aşağı düşeceğini, enflasyonu yukarı çekmeyecek şekilde aşağı düşeceğini ve tam istihdama doğru Türkiye'nin yaklaşacağını söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan 2023 yılına kadar Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmayı hedefliyor. Fakat bu hedef ülke ekonomisinin büyümesinde rol alan Merkez Bankası gibi kurumların bağımsız hareket edebilme sorunlarını da gündeme getiriyor. Sadece Türkiye şeyle kalkınamaz, yani ana halka tüketimiyle kalkınamaz. Asıl Çin gibi sabit sermaye yatırımı alması lazım. Onun da sıfırlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu siyasi istikrar, İşte hukukun egemenliği, hukukun üstünlüğü olmadığı sürece bu yatırımlar gelmeyecek. Bu da negatif bir faktör. Dolayısıyla siyasi istikrarın tek parti iktidarı olmadığını anlamamız, kuvvetler ayrılığı olduğunu, işte bunun hukukun üstünlüğü olduğunu anlamamız biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ve en azından ekonomik figürlere bu zaman içerisinde daha sert bir şekilde yansımaya başlayacak. Tüm olumlu sinyallere rağmen Türkiye ekonomisinin zayıf noktaları bulunuyor. Bu yüzden de seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetin reel ekonomideki farklı problemlere ne tür yanıtlar getireceği merak konusu.